Bakın Hasan Bey'in burada çok büyük bir hataya düştüğünü görüyorsunuz. Söylediklerinin bilimsellikle hiçbir alakası yok. Bir kere bilimsel veriler zaten söylediklerini yalanlıyor. Kaldı ki Kur'an içindeki bütün ayetlerde Allah bize yaratılışı bildiriyor. Sebepleri gerektiği zaman kaldırdığını bildiriyor. Allah sebepleri insan için yaratmıştır. Dolayısıyla doğa kanunlarının dışında çıkılamaz ya da değişmez gibi bir şey kesinlikle Allah için söz konusu değildir. Allah kanunları yapan Allah'tır. Doğayı ve maddeyi Allah belli bir düzen içinde yaratmıştır ve korumaktadır. Ama Allah dilediği zaman bu kanunları bunları değiştirebilir veya kaldırabilir. Nitekim Kur'an'da bunun sayısız örnekleri var. Melekler ve cinlerin yaratılışı var Allah'ın onu demesiyle. Hazreti Musa'nın asası bakın. Cansız maddeden yapılan bir asa, bir baston canlı bir yılana dönüşmektedir Kur'an'da. Allah bildiriyor bunu bize Allah'ın oğlu demesiyle. Aynı şekilde Hazreti İsa'nın kuşa biliyorsunuz çamuru üfürüyor ve Allah bunu canlı bir kuş haline getiriyor. Burada evrim mi var? Elbette evrim yok. Cansız maddeyi Allah bir anda canlı varlık haline getirebiliyor. Getiriyor.